Öncelikle bir tane böyle orta boy soğanı küçük yemeklik doğrayarak işe başlıyorsunuz. O sırada tavanız ısınıyor. Tencereniz daha doğrusu, özür dilerim. Mümkün olduğu kadar böyle geniş bir pilav tenceresi ve benzeri tarz bir tencere alın. Ocağın üstünü ısıtın. Çünkü enginarları çanak vaziyetinde pişireceğiz. İyi bir zeytinyağının bir numaralı kuralı hep ne derler arkadaşlar? Yani aşağı yukarı yarım bardak veya birazcık daha fazlası olacakmış vaziyette zeytinyağı gezdiriyorsunuz. Zeytinyağınızın içerisine soğanı alıyorsunuz ve her şeyin başında soğanı hafiften bir burada diriliğini alana kadar birazcık çeviriyorsunuz. Kasenin içerisinde gördüğünüz gibi 3-6 tane enginarım var. Bu enginarların beyaz kalmasını istiyorsanız böyle bir suyun içerisine bir kaşık kadar un koyup karıştıracaksınız. Limon sıkacaksınız içine. Ondan sonra enginarlarınızı böyle bekleteceksiniz. 5 ya da 6 tane enginardan bahsediyoruz. Öncelikle soğanlar hafiften piştikten sonra enginarları çanak vaziyetinde alıyorum ve tenceremin içerisine transfer ediyorum. Bunun içerisine yaklaşık 1 su bardağı kadar su ilavesinde bulunuyorum. 1 bardak kadar su koydum. Üstlerine de denk gelecek şekilde. Birazcık tuz gezdireceğim. Şöyle. İsterseniz karabiber ama enginarın o güzel rengini bozmak istemiyorsanız birazcık beyaz biber. Yani akbiber gezdireceğim. Şöyle. Sallayacağım hafiften ve tencerenin kapağını kapatıp bu arkadaşları kısık ateşte aşağı yukarı 15-20 dakika kadar böyle güzelce tıkırdatacağım. Ben bunun içine yapacağım, yani enginarın iç kısmını yapacağım, garnitürünün bir hazırlığına geçeyim. 3 tane basit sebzemiz var. 1 havuç, 2 donuk vaziyette bekleyen bezelye, 3 soyup suda beklettiğim ve kararmasını engellemiş olduğum patates. Patatesi, havucu mümkün olduğu kadar küp küp doğruyorum ki enginarın içerisine girdiği zaman çok fazla kocaman kocaman kalmasınlar. Diğer küçük tencerenin altını yaktım. İyice ısıtıyorum. Soğanı diğer tarafta enginarlarla beraber pişirdiğim için buna soğan koymayacağım. Çok da fazla zeytinyağı koymayacağım. Yaklaşık böyle 2-3 kaşık kadar zeytinyağı koyuyorum ve havuçla patatesi direkt olarak içerisine alıyorum. Birazcık kavurmaya başlıyorum. Hafifçe kavurduktan sonra bu arkadaşlarımızı 1 bardak kadar bu donuk bezelyelerden koyuyorum. Yine şöyle bir tur çevirdim. Bezelye işin içine girince soğuk olduğu için içeridekilerin ısısını bir tık düşürüyor ama çok da büyük dert değil. Yine şöyle dolu bir tutam, her şeyi tatlandırmak için tuz. Yine beyaz biber, rengini çok fazla döndürmek istemediğim için. Küçük bir parça toz şeker, maksimum bir tatlı kaşığı kadar. Yarım bardak kadar su, bunların hepsinin ilk batımda diriliğini almak için benim için yeterli olacaktır. Şöyle güzelce bir tur karıştırıyorum her şeyi. Takriben bir böyle 10-15 dakika kadar bunları burada ilk tur pişmeye bırakıyorum. Bu mevcut suyla beraber bunlar zaten bakınız böyle hafiften gayet güzel oldular. Daha doğrusu şöyle tam manasıyla piştiler mi? Hayır. Ama suyu çekti ve diriliğini komple bıraktı. Burada da her şey güzelce pişiyor. Şunun bir altını kapatayım çünkü birleştireceğim artık. Her şey güzelce pişiyor. Kendimi oradan bir tane kenara alıp yer açacağım. Bak enginar hala oldukça diri. Şunu kenara aldım, yer açtım. Şimdi burada gördüğünüz vaziyette güzel soğanlı ve yağlı bir tabanımız var bizim. Misler gibi. Tamam, bunlardan alıyorum. Birazcık şöyle enginarların içerisine gezdiriyorum. Sonra buradaki hazırladığım bu sebzeli olan karışımdan alıp mevcut enginarların üstüne şu şekilde kaşığımla pay ediyorum. Çok uzun süre tutmadığım için sebzelerin hiçbiri aşırı derecede pişmedi ve dağılmadı. Çok daha da uzun kalmaya da ihtiyacı yok açıkçası. Şöyle hepsini gezdirdim üstüne. Şöyle. Pisler gibi. İçerisine biraz portakal sıkacaksınız. Bakın portakalınızın tabii sululuğuna göre alıyorum. Zaten içeride hani mevcut
Bunu pişirecek kadar bir su var, tamam? Hafif yağıyla beraber. Ama portakalı alıyorum. Şöyle güzelce sıkıyorum. Dediğim gibi portakalınızın sululuğuna göre içine koyacağınız portakal miktarı. Benim portakal bayağı sulu olduğu için aşağı yukarı yarım portakal gayet böyle güzelce su bırakıyor. Hem de lezzet veriyor piştiği zaman. Üstüne bir parçacık daha zeytinyağı. Bunun kapağını kapatıyorum. Kısık ateş bölümünde enginarlarınız pişene kadar. Bunun mesela şöyle diyemeyeceğim size. Yani böyle en az 45 dakika pişirmeniz lazım. 20 dakika pişirmeniz lazım. Biraz enginarınızın durumuna göre takriben 25 ile 35 dakika arasında bunların pişeceğini düşünüyorum ben. İçeride her şey gayet güzel vaziyette pişmiş durumda. Enginarlar yumuşadı. Artık benim için işlem tamam. Dediğim gibi 20-25 dakika içinde 10 numara 5 yıldız oluyor. Kapatıyorum bunu. Şöyle kenara alıyorum. Tamam. Ve kendi tenceresinin içerisinde yavaş yavaş soğumasına, oda sıcaklığına gelmesine ve kendi halini bulmasına bırakıyorum. Olay bundan ibaret.